Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, merhabalar, iyi günler diliyorum sizlere. Ben Cihan Kaçar. Yeni bir Mutlu İnekler programında yine karşınızdayız. Efendim bugün neredeyiz? Bugün Kars'ta, Arpaçay ilçesinde, Melik köyündeyiz. Melik köyde inekçilik yapan, bu hayvancılık yapan insanlarla sorunları konuşmaya çalışacağız. Bunlar üzerinde sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Üreticilerimizin sorunları neler onlarla onlara çözümler üretmeye çalışacağız. Şimdi birçok konuğum var programda. Ben öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum hepinize. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi herkesin konuklarıma rica ediyorum. Herkes kendisini lütfen tanıtsın. Başlayalım buradan. Buyurun. Kars Arpaçay Melik köyünden 1963 doğumluyum. Ben Cafer Top. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraştığımız için hiçbir verim, doğru dürüst bir verim alamıyoruz. Evet, sırayla şey yapalım, mikrofonu uzatalım yanımızdaki arkadaşlara. Benim ismim Fahrettin Borspoğa, Kars Arpaçay Melikköy doğumluyum. 1966 doğumluyum. Bizim hep çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yolumuz yok, suyumuz yok. Yani doğru dürüst hayvancılık yapamıyoruz. Yani diyelim mesela biz ilkçe simital hayvan salgacağız. Yol yok, su yok, bir şey yok. Yani veteriner gelip bakamıyor. Evet, bir yolunuz yok. Problemleri zaten şimdi beraber konuşacağız program içerisinde. Evet. Öncelikli olarak bir isim olarak kendimizi tanıtalım yanımızdaki arkadaşlara. Sonra başlarız. Ben Arpaçay Melik köyde oturuyorum. Ben 84 doğumluyum. Ulaşımımız olmuyor. Veteriner hekimler buraya gelmiyor. Sıkıntılar yaşıyor. Buyurun. Kars Arpaçay Melikköy'ünde Rüstem Top, 1948 doğumluyum. İşte her ne kadar diyorsun de bu bizim memleketimiz durumu çok kırsal alandır. O yüzden hayvancılıkla, ekin tikinle uğraşıyoruz. O da doğru dürüst kıtlık oluyor. Tam 300 metre, 350 metre yükseklikte bir alandır. İşte burada çok zorlu yol için, su için, hayvanlarımız su dolayısıyla çok yani düşük kalıyor, şey olmuyor. Evet, yanımızdakini uzatalım şimdi, sırayla gidelim, ben size bütün sorunlarınızı dinleyeceğim. Ben Azem Göktaş. 1936'lıyım. Bu köyden hiçbir verim alamıyoruz. Yani baba bu günlerde dün biraz yağmur yağdı, buralara su doldu, yoksa suyuz hep kırılır. Benim yolumu geldiler, bozdular, dedi su getirir, o yolu da bozdular, bıraktı getirdiler. Evet, yanımızdaki beyefendiye verelim. Ben Kars Arpaçay Melikköylü doğumluyum, ismim Aga Beyay, 1973 doğumluyum. Biz burada çiftçilik yapamıyoruz. Sorunlarımız var. Yolumuz yok. Ulaşım kırsaldır. Yapamıyoruz. Evet. Bir destek istiyoruz. Evet. İsmim Elif Baki. 1980 doğumluyum. Bu köyde oturuyorum. Adalet Baki. Şahmettin Baki'nin kız kardeşiyim. Melikköy'de Arpaçay'da oturuyorum. Ben Talip Baki. Aslen Kars Arpaçay doğumluyum. 97 doğumluyum. Şöyle uzatayım. Arkadaşlar... Evet. Şimdi şöyle bizi bu programa sizler davet ettiniz. Yani Şahbettin Baki davet etti. Evet. Çağırdı. Çok sorunumuz var dedi. Yani hayvancılık yapıyoruz ama sorunlardan dolayı bir türlü nasıl hayvancılık yaptığımızı biz de bilemiyoruz. Para kazanamıyoruz. Ürettiğimizi satamıyoruz. İşte hayvanlara üretecek yem bulamıyoruz. Arazimiz yok. Yolumuz yok. Ürettiğimizi yoldan götüremiyoruz. Ya yani biz de gerçekten yolda gelirken çok zorlandık. Dolayısıyla şimdi burada benim sizlere sorularım olacak. Yani baştan başlayalım o zaman. Sorunlarınız öncelikli olarak sorununuz nedir yani sizin? Sorunumuz şimdi biz hayvancılıkla meşgulüz. Tarım ve hayvancılıkla. Arazi bulunan bölgeden yollarımız yok. O kuru yemlerimizi arazide getirmek için bu hayvanlara araç gereçler gitmiyor. Bu hayvanları şimdi sadece meraya dayalı olarak besliyorsunuz. Evet, meraya dayalı olarak. Başka bunlara başka yerden
Mısır silajı gibi, konsantre yem gibi yemler falan alıyor musunuz yoksa? Bizde yok da alıyoruz da ama kendi imkanlarımızla, paramız yok ki, şeyimiz yok. Hayvan besleme için yetmiyor işte. Kendi imkanlarımızla topladığımız yetmiyor. Hep parayla alıyoruz. Parayla alıyoruz. Evet, parayla alıyoruz. Yani sonuç itibariyle parayla da alacağız ama bir yere kadar tabii. Bir yere kadar. Bütün hepsini parayla almak durumunda olursanız zaten o işten para kazanamazsınız. Yani hayvancılıkta da böyledir. Yani kaba yemi kendiniz üretmeniz lazım ki. Yani hani konsantre fabrika yemi dediğimiz yemi parayla alabilirsiniz. Onu sonuç itibariyle üretemiyorsanız orada mecbursunuz. Evet, yarısını satıp da ancak yarısının yemini tamir edebiliyoruz. Burada hayvancılık dışında da başka bir gelir de yok. Gelir yok. Herhangi bir gelirimiz arazi yok. Arazi de bunlara uygun değil. Uygun yani değil yani. Arazi. Evet. Bu şekilde sıkıntılar var diyorsunuz. Çok sıkıntımız var. Çok da şey. Evet, siz ne söylemek istiyorsunuz? Benim sorun da yurt sorunu. Sonra su sorunu. Şimdi benim evim de burada. Görüyorsunuz. Evet. Ben o yüzden köçtüm, gittim Ankara'da oturuyorum. Yazın geliyorum burada, ekim biçimi yapıyorum. Radıman alamıyorum. Ya siz hayvancılık yapıyor musunuz köyde yoksa? Yapıyoruz şu an. Yapıyoruz. Yapıyoruz ama kırık hayvan saklıyoruz. Yani benim de istiyorum, ben simital inek saklayayım ama yol sorunu var, su sorunu var. Kültür ırkı hayvanlar, özellikle simental istiyorsunuz. Ya burada simental yetiştirelim diyorsunuz. Tabii simentalin yetişmesi için de uygun ahırların falan olması lazım. Evet. Yani sizlerde bunu da görüyorum. Tabii zor, şartlar da zor. Evet, şartlar. Buralarda o ahırlar da yok. Doğrudur. Yani buna yönelik de destek istiyorsunuz. Evet, PKK'dan, şuradan buradan. Doğrudur. Devletten, SERKA'dan değil mi? Öyle evet. Şeyleriniz var. Evet. Destek istek. Doğru. Buyurun. Ahırımız hayvancılığa uygun değildir. Devlet bizi duysun. Simültan hayvanlar versin. En azından bir kredi versin. Her köyde kooperatif var. Bizde yok. Kümet köyde mesela komşumuzdur. Kooperatif var. Ama kooperatifi şöyle, köydeki yaşayan insanlar onu birlikte yapacaklar. Yani tamam, her şeyi devlet de desteklesin mutlaka ama bu kooperatif işinde kendiniz örgütlenmeniz lazım. Ben gittim, görüştüm, yapmadılar. Süt fiyatı ne kadar köyde? Süt kilo 750 lira. 750 lira, yani. 750 kuruş. 750 kuruş. Peki sütü önceden mi satıyorsunuz? Bir sene önce ya da bir buçuk yıl önce. Hayır. Peynir yapıyoruz. Çünkü bize gelmiyor. Yolumuz, imkanımız yok. Yol olmadığı için evet. Süt almaya gelen şeyler yok. Yol uygun değil. Mandıralar falan evet. Uğramıyor. Hayvan suları uygun değil. Hayvan susuz kalıyor. Devletimiz buna bir el atsın. Hem insanların su içmesi bile yok. Yani suyunuz da mı yok köyde? Evet evet. Köy halkı bu konuda sıkıntı çekiyor. Yani kaliteli temiz su içilecek bir yer yok diyorsunuz. Yok yok. Yani insan, temiz bir suyumuz sonuç yok. İtibariyle hayvan deyip geçmiyoruz. O da bir canlı. Bütün organlar, insanlarda olan bütün organlar onlarda da var. Evet. Doğal olarak onun da rahat, konforlu bir ortamda yaşaması lazım ki istediğiniz hem süt verimini hem de et verimini size versin. Evet, uzatalım. Sizin nasıl sorunlarınız var? Hani arkadaşların dediği gibi hep soru aynıdır. Bu köy zaten memleket tam 900 hane hep göçmüş gitmiş. 110 hane de yine var. Hep işsizlik yüzünden, hep fabrika yok, kıtlık gidiyor. Devamlı bir topluyor diyor, bir sene böyle bir kıtlık zamanı oldu mu hemen yarısını veriyor, yarısını da saklamak için. Gelir, yol yoktur, suyun sıkıntısı var. Yaylamız iyidir, bir gölet mölet yapsalar, hayvanımız biraz oradan gölet istiyoruz. Biz kendi suyumuzda bir çevre köylerden sular vardır. İrk ayrımcılığı yapıyor, vermiyorlar. Birkaç köy, çevre köylerimiz vardır. Bize su verirse hem kaynar sularımız hem şebekelerimiz güzel olacak, vermiyorlar. Bu sıkıntı vardır. Hikmet de doğru dürüst bakmıyor. Aynen bu göl, bu doğa gölümüz işte önünü açtılar, baraja gitmiş. Önünü set koymadı, şimdi su olacak, hayvanımız için. Her yerden, her yönden bize bakanlar olmaz. Oy veriyoruz, yapmıyor. Kırsal alandır, devamlı işimizi böyle geriye bırakıyor. Yapacağız diyor, yapacağız, vermiyorlar, yapmıyorlar. Hükmete dayanıyoruz, hükmet yapmıyor. Millete dayanıyor, millet yapmıyor. Hep işimiz böyle. Bura ekim bu yıl
3 yıldan beri bu yıl çok kıtlık gitti. Alaf Bursa şeyden, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Urfa'dan tırlarına, kamyonlarına geliyor. Adam veriyor malını, tüketiyor. 3'ten 2'sini veriyor, biri kalıyor. Onu da yine bahara çıkarttı mı hemen oraya buraya derse öyle kırsal anında bu ne olacağını bilmiyoruz artık. Evet. Yandaki amcaya uzatalım. Evet. Bizim burada tavla yok, su yok. Yerlere bizim suyumu bozdular. Yani sorun şey, temel olarak su sorunu var gibi, yol evet, sorunu var. Yani hayvan uygun su. Ahır yok gördüğüm uygun kadarıyla. Ahır yok, bir de yolu su getirdiler dedi, kanalı açtılar, su da gitti, kanal da orada kaldı. Bu şekilde kaldı. Onu yapmadılar. Evet. Hocam geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz, görevimiz. Şimdi burada bizim birinci işimiz yol. Bizim yolumuz işlenme hale gelmiş. Mesela biz sütü satamıyoruz. Adamlar sütün kilosu 700 bin lira veriyor. Bir ineğini yani yemini karşılayabiliyor. Ama bizde süt satışı yok. Evet. Çünkü bizde imkanlar zor. Alamıyor, adam gelemiyor. Zarar ediyor. Yani buraya gelmek istemiyor yani. Buraya gelmek istemiyor çünkü yol sınırı. Bu Arpaçay'ın 49 tane köyü var. Hepsi yolu, asfalt veya çakılama var. Bizim geldiğiniz gibi gördünüz. Hep taşlık. Yalnız bu köyün yolu yok. Sadece bu köy. Buraya gezip de görebilirsiniz. Evet, belediye başkanları şeyler çalışamıyorlar, yapamıyorlar. Bir de bizim arazi yolumuz çok kötü. Bizim yem imkanlarımızı biz orada getiremiyoruz. Mesela tarla, ekim biçip de masrafını karşılamıyoruz. Niye yolumuz yok? Arazi yolu yapılmıyor, çakılanmıyor. Yani yolda traktör de devriliyor. Bu bizim büyük sorunumuz yoldur. Şimdi bu bizim sorunumuz %90'ı yol. Bizim yol sorunumuz çözüldü mü her şey çözülebilir. Ben. Suyumuz yetersiz geliyor, kaynak suları olmuyor. Artık biz buna devlet bir el alsınlar bir zahmet. Evet, beyefendi de bir şey söylemek istiyor. Hocam burada geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Yani bizim burada ekin, biçin şey yapıyor, arpa buğda ekiyoruz. Ona da radumal alamıyoruz. Yol yok, bir şey yok. Motor gidiyor, yolda devriliyor. Adam bir sürü zayiat görüyor. Yani adam hayvancılık yapıyoruz, hayvan su içemiyor. Yani yaylada su yok yani. Yaylada su yok. Köyde de bu su var. Yani bu da çamurun içine batıyor, kalıyor yani. Köylü vatandaş nereden içiyor? Suyumuz şebeke hocam ama radumal vermiyor. Bir gün akıyor, iki gün akmıyor yani. Yeterli değil yani. Yetersizdir yani. Evet, şimdi hanımefendilere uzatalım mikrofonu. Onların da söyleyeceği bir şey vardır. Öncelikle hoş geldiniz. Sorunlarımızı dinlemeye geldiniz. Ya burada köyde çiftçilik kalmamış. Çiftçilik ölmüş. Evet. Çünkü bu sene hani 2 senedir su çekilmiş yani. Ama sular doğru dürüst gelmiyor. Gelen su da hep kokuyor. Hayvanlara siz mi bakıyorsunuz? Hayvanlara biz bakıyoruz. Benle kaynanan bir de... Ya burada şimdi... Erkekler mi bakıyor, bayanlar kışın, mı bakıyor? Kışın erkekler bakıyor, hani alıfına falan, yazında biz sağıyoruz. Yani otu falan yaylalar, toplamayı erkekler yapıyor. Erkekler ama yapıyor. Ahırda yemleme, altını temizleme. Eşler yardım. Sağım. Sağımı benle kaynanam yapıyor. Yani normalde öyle herkes hani köyde bayanlar sağıma falan el atıyor. Elle erkekler mi sağıyorsunuz kalıyor. Peki? Elle sağıyoruz çünkü hani ahırlarımız fenli olmadığı için. Hani devlet eğer bize yardım verseydi... Hani ahırlarımıza falan bir el atsaydı. Peki bu diyelim 20 tane inek var. 20'sini de siz mi sağıyorsunuz? Evet, biz sağıyoruz. Elle sağıyoruz. Evet. Bu eşleriniz niye size sağım makinesi falan? Şimdi sağım makinesi ahırlar iyi olacak, fenli şimdi olacak ki. Şimdi bahane uydurdu bak şimdi. Ahırlar ya falan diyor. Yok yok, yani gerçek olan o. Gerçek olan o. Şimdi hani devlet bir el atsa köylüye. Tek tek şey de hani, sağmak zor olur. Devlet bir el atsa hani köylü de hani ahırlarını falan düzeltir. Hani köylü krediler falan hani faizlerini falan düşük verse. Ya onları işte onları gidip tarım il müdürlüklerinde, ilçe müdürlüklerinde o desteklemelerle ilgili gidip sizin başvurmanız lazım yani, var yani bir sürü destek. Başvurdular da hani bizim kendi yani birikmiş paramız olacak ki öyle de köylü nasıl biriktirsin? Çünkü köyde çiftçilik yok. Hayvanları zaten satamıyoruz. Hayvanlar çok ucuz, süt çok ucuz. Tabii o şeyler büyük, o işletmeler yani bir miktar paranız olması lazım. Tabii para lazım. Olacak TKDK'nın yani bizim de birikmiş paramız yok zaten. Büyük ahırlarda falan, modern ahırlarda. Sularımız peki bu, falan. Siz bunların dışında kendiniz
Mesela süt verimi düşük diyorsunuz. Süt verimini yükseltmeye yönelik tamam ırka bağlı olarak bir süt verimi düşüklüğü var. O doğal. Evet. Ancak bunun dışında sağım sırasında uyduğunuz kurallar var mı? Yani bildiğiniz bir şeyler var mı? Daha yok, önceden elle... hiç televizyondan şuradan buradan yok, elle veteriner sağıyoruz. Hekime sorduğunuz. Yani hani... sağım öncesi yaptığınız bir şey var mı? Temizlik ne yapıyorsunuz? Tabii yani sağım öncesi yıkıyoruz hayvanın memesini. Sonra danayı bırakıyoruz öyle. Peki o yıkadığınız şeyi kuruluyor musunuz? Tabii havlu yani temiz bir bezle kuruluyoruz öyle sağım yapıyoruz işte. Yani aslında tabii buralar aile işletmeleri olduğu için biz şunu söylüyoruz. Yani yıkama tamam yıkama şeydir. Riskli bir olaydır yıkama. Çünkü o meme başından mikrop girdiği zaman mastit istediğiniz o meme yangılarına falan yol açabilir. Onun dışında biz şey yapmamız gerekiyor. Bu süngerli, antiseptikli tabii bunları veteriner hekimlere sorup öğrenmeniz lazım aslında. Veteriner hekim işte gelmek istiyor da yol... Hani yollar bozuk olduğu için veteriner hekim de ne yapsın yani antiseptik, onlar da çıkıp gelemiyor. Örneğin sabah telefon açtık ama gelmedi. Ha, gelme zor diyorsunuz yoldan. Aha, yollar falan hani bir yollara devlet bir el alsa. Sadece bizim köyün yolu öyle yani başka bir yerde yok sadece bizim köyün yolu öyle. Yani fazla da bir şey istemiyoruz. En azından hani traktörler devrilmesin. Onun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Zaten arazi yolu da yok. Yaylaya gittiğimizde yani gidip gelene kadar yani çok korkuyoruz. Hani nerede? Ha şurada devrilecek ha burada. Yani arazi yolu yok. Zaten yayla yolu yok, köy yolu yok. Yani hangi bir sorunu söylesek de yani birikmişimiz var ama şu anda söyleyemiyoruz yani. Ama işte söyleyin dedik yani biz i̇şte bu sorunları hani, köyde çiftçilik bitmiş. Sonucu itibariyle sizin burada başka hiçbir geliriniz yok. Tarım yok. Tarım gördüğüm kadarıyla yani tarımın bitkisel üretim kısmı yok yani. Ama hayvancılık sadece hayvancılık var. Başka bir geliriniz yok yani. Yani gençlerimiz yok. Köyde kalmak istiyor ama nasıl kalsın? Köyde çiftçilik bitmiş. Örneğin kayınım var yani kesinlikle ben köyde kalmam. Biz de hani istiyoruz yani hani o da köyde kalsın. Hani birlik olalım, hayvancılıkla uğraşalım ama nasıl uğraşsın? O da diyor köyde çiftçilik bitmiş. Danalar yani şimdi fiyatları çok düştü. Sütün fiyatı zaten yok. Peki bu kurbanlık... Bu beslediğiniz hayvanları kurbanlık olarak mı gönderiyorsunuz, satmaya götürüyorsunuz? Tabii sattığımız zaman kurbanlık için alanlar oluyorsa zaten kurbanlık için götürüyorlar. Çoğu da geri döndü. Yani satamadılar değil mi bir kısmı? Yok zaten geri döndüğü için hani fiyatları da düştü. Bizim mesela örneğin çok borcumuz var ama hayvan satacağız zaten fiyat etmiyor. Bir de dişi hayvan satımı yasaklandı bu sene. Dışarıya götürme şansınız o şekilde kalmadı. Yani onlar da elinizde kaldı. Onlara da ekstra bakmak zorundasınız şu anda. Aynen işte şey samanlar zaten dışarıdan getiriyorlar. Hani bizim köylerimiz de zaten bozuk. Evet. Keşke köyümüzde bir kooperatif olsaydı. Hani devlet buna da bir el atsaydı. Tamam diyorsunuz siz kendi sorununuzu siz yapabilirsiniz ama devletin de hani şartları falan çok zor. Hani eşim bayağı bir uğraştı. İmza falan topladılar ama olmadı. Hani köyde hani muhtar da biraz buna el atması gerekiyor. Tabii köyü yönetenler. Tabii köyü yöneten hani onlar da bir el atsa zaten köyün hiçbir sorunu şimdi, kalmaz. Tabii muhtar olayını ben bilmiyorum tabii nedir ne değildir ama onlar artık köyün kendi bireysel sorunları. Yani köyde onu kendiniz onu o şekilde halledebilirsiniz. Yani konuşarak bir şekilde diyaloğa girerek onu halledebilirsiniz. Yok yani hani devlet de hani diyoruz devlet hani... Bir el atsa hani muhtar da şey yapsa onaylasa eşim bayağı uğraştı bu kooperatif işinden. Hani olmadı imza falan bayağı topladılar. Mazotu alıyor, gübresini alıyor. Çünkü mazot çok pahalı. Kooperatif mazotu çok iyi ama biz hani şey yapamıyoruz. Hani destek alamıyoruz hani. Yani arazide mazot tabii traktörde mazot kullanıyorsunuz doğal olarak pahalı. Bir de zorluyor tabii. Pencereden daş gelir, ay beri bak, beri bak. Pencereden daş gelir, ay beri bak, beri bak. Ela gözen yaş gelir, dön beri bak, beri bak. Ela gözen yaş gelir, dön beri bak, beri bak. Seni demene verseler, ay beri bak, beri bak. Seni demene verseler, ay beri bak, beri. Yalnızdakini hemen uzatalım. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Biz gençler hep gurbete gidiyoruz. Neden şimdi burada hayvancılık yapıyoruz? Bizim büyüklerimiz burada yapıyor. Şimdi burada ahır yapmak istiyoruz. Ahırı yapsak hayvanları satmak zorunda kalıyoruz.
hayvan alamıyoruz diyorsunuz. Tabii tekrar hayvanlar azalıyor. Peki burada mesela siz bir tane diyelim ki simental hayvan aldınız. Evet. Simental kültür ırkı, yani kombine ırk, hem et verimi hem de süt verimi olan bir ırk. Evet. Peki bunun nasıl besleneceğini, bunun nasıl bakılacağını, bunun işte nasıl sağılacağını, bunun ne zaman gebe bırakılacağını biliyor musunuz peki bu konuda? Ya tabii, nasıl şey yapacaksınız? Biz çünkü büyüklerimizden öğrenmişiz zaten. Ama büyüklerinizin, evet. Bak şöyle bir sıkıntı şurada. Şimdi bura Kars bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Genel olarak meraya dayalı bir hayvan yetiştirme sistemi var. Evet. Tam bunu sürekli herkes, yani anasından babasından gördüğünü çocukları da uyguluyor. Ancak gerçek bir hayvan yetiştiriciliği, yani bu tür kombine ırkları yetiştirmek için hayvanı meraya salma şansınız yok. Meraya bıraktığınız zaman birçok sorunla karşılaşıyoruz. Yani ayak hastalığından tutun, metabolizma hastalığından tutun, veriminde azalma, şimdi köye ait bir şey yok, veteriner, hani köy içinde olacak, sürekli hayvanların sıkıntılarını giderecek. İşte su olmadığı için hayvanlar dabak oluyor. Yani şap da var. Evet, şap oluyor. Şapla ilgili aşılama programları yok mu peki bu? Ya gelmiyorlar mı aşılamaya? Aydana'ya sadece ilçeden geliyor buraya. Tamam işte, yani evet. Doğal olarak. Fazla da gelmiyor, hani Aydan yılda bir iki kez geliyor. Biz de gurbete gidiyoruz çünkü burada zaten sizin bu geldiğiniz yol zaten kötü. Siz gördüğünüz bir de yukarıları düşünseniz, motorla bu yıl ben burada durdum. Gerçekten bıktım. Otu yukarıdan getiriyorsun, ramuk devriliyor. Yani yapılacak iş değil. Yani bir hayvancılık yapmasak güzel ne yapacağız burada diyorsunuz. Evet. O yüzden de evet, başka şehirlere evet, gidiyoruz. Gurbete gidiyoruz. Hani yollar yapılsa böyle istediğimiz gibi gidip geliyoruz. Korku yok. Motor devrilmiyor. Devlet bize imkan sağlasa zaten gençler hep burada kalır. Şimdi 2-3 gün sonra ben gurbete gideceğim. Zaten sene de askerliğim var. Ondan sonra da çekip gideceğim. Yani bir imkan tanımıyorlar. Evet. Göletimiz var. Önünü kapatmıyorlar. Su akıp gidiyor. Hayvanlar giriyor ta yarısına kadar. Çamura batıyor. Yani hayvanların doğru dürüst evet, bakım şeyi de yok. Yani burada bizim tarım aletlerimiz var. Yani gösterebiliriz şu evin önünde. Ama bir imkanımız yok. Sorun, problem çok diyorsunuz. Evet. Peki bu ineklerden, bu yetiştirdiğiniz ineklerden her yıl bir buza alma şansınız var mı? Ya var ama borcumuz, borca veriyoruz, harca veriyoruz. Yani her yıl yeme gebe veriyoruz. Kalıyor mu her sene? 12 ayda bir bunlardan buza alıyor musunuz? Alıyoruz. Ha, bize vermiyor, hani bize devlet tanımıyor ama hani hayvanlardan bir buzak kendimiz saklıyoruz kendi imkanlarımızla. Kırık oluyor yani, bir ırklı hayvan değil. Burada daha çok tabii veteriner hekim gelmiyorsa suni tohumlama yapma şansınız da yok. Evet, evet. O zaman boğaları katıyorsunuz. Boğa da yok ya. Peki nasıl gebe kalıyor boğa da yoksa? Bir iki tane boğa olur, bazıları hep çok kısır kalıyor. Hayvanlar çok kısır kalıyor. Yoz malına katıyoruz. Verelim o zaman şeyi, mikrofonu. Şimdi devlet bu hayvanlar çoğu hep kısır kalıyor. En fazla köyde 3-4 boğa. Hayvanlar hep kısır. Simultan bir boğa verse bu köy, bu hayvan daha güzel danalı doğabilir. Ama ne yazık ki onu da destek vermiyorlar. Simultan hayvan verse daha güzel olur. Devlet akıllar dar. Hayvan danalar hava almıyor. Gözleri hep kör oluyor. Ama bu ahırlarla ilgili bir sorun. Yani evet, onu sizin bir yerde de onu sizin halletmeniz lazım. Yani havalandırmayı. İşte imkanımız yok. Temiz ortamı, gerekiyor, hijyeni, temizliği. Bunları artık ahırlarda sizin halletmeniz lazım. Tamam, doğru da imkanımız yok, yaptıracağız. En az devlet kredi versin. Biz yaptıralım yani, faizle versin kredi. Düşük kredi versin. Şimdi bu 3 senedir ben devlet bu boğa desteklemede boğa veriyordu. 3 senedir yazılmışım, hala daha gelecek. Benim önümde şu anda 1000 kişi var. Boğa alacak. Ev boğa simental istedim. Yazıldık, köylü olarak yazıldık birkaç kişi. Şimdi bizim yazdıklarımızı değil de ekstradan getiriyor, gelin ekstrada size veriyorum. Bizim istediğimiz boğaları, vermediler. Boğaları verdiler diyelim. Boğaları şimdi siz
Bütün köyün sürüsüne mi katacaksınız? Mecburen katmamız lazım. Çünkü fakir fukaranın da ondan cins döl alması gerekiyor. Şimdi eğer yolumuz iyi olsa, hayvan yolumuz var şurada. Yazın çamurdan dolayı o boğayı, o nahır malı, o mala katamıyoruz. Merra'ya giden yol, Merra'ya giden yol öyle bir taşlık, öyle bir çamurlu ki o çamuru tam göbeğe kadar mal batıyor, o boğayı katamıyoruz. İsterse simental olsun, isterse kendi hayvanımızın ırkından olan boğa olsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela diyelim başkasının bir sürüsüne kattınız, hastalık var orada. Boğa alıp getirecek, senin sürüne de bulaştıracak aynı. Ama mecburen bu köyün yani kurallarına uymamız lazım. Şimdi her bir köyde bir kural vardır. Şimdi bu... Hayır, sizin köyde kural var. Ben ona bir şey demiyorum, evet. Köyün kuralı. Ama bir de hayvan yetiştirme kuralı var. Tamam da yani bir sağlık şey kuralı var. Bunlara uymadığınız sürece ne sizin hayvanlarınız sağlıklı olur, ne ırkı geliştirirsiniz. Mesela atık yaptırdı diyelim. Atık yapmış bir tanesini sürüsünde. Çok zaten gitti bölgede onu, var öyle. Gitti onu işte çiftleşti, tekrar geldi senin öyle, inekleri. Öyle bir sorun bölgede yani böyle bayağı da var. Hayvanda bu dana atma olayı çok Çok fazla salgın. İşte niye fazla? Salgın. Sürü, herkesin sürüsü ortak. Ortak ve içerisinde 3-5 tane boğa var. Yani bulaştırıyor hayvanlara. Ondan alıyor onu, ondan alıyor onu. Yani o senin inekler atmayabilir ama bir sene sonra senin inekler atacak. Evet, doğrudur dayı. Mecburen şimdi yem olayı. Şimdi eğer bu hayvanı ahırdan senenin 12 ay saklasan zaten onu komplesini satıp da onun yemini karşılayamıyorsun ki. Destekleme yok çünkü en az bu köyde arazisi fazla olan şahıs 100 dönüm yoktur. 100 dönüm yoktur. Arazi 100 dönümle fazla ne? Değil yani. Arazi fazla değil. 100 dönümle ne olacak? 100 dönüm ek, biç. Bir de tarım aletleri bir kere arazinin şeyin başına insan gücüne, şimdi her şey insan gücüyle. İnsan gücüyle de artık da gençler köyde kalmamış. Hep göçmüş gitmiş. Sadece yaşlılar kaldığı için yapamıyoruz. Onu da yapamıyoruz. Ekip biçemiyoruz, getiremiyoruz. Mazot pahalı. Yem pahalı. Şimdi bunları hayvancılığı yapan kesimden, çiftçiliği yaptığın yerden mazot ve gübre ucuz olsa, ucuz alsan sen de onu ucuza mal edip sorun çok yani. Şey yapacaksın. Sorun çok fazla. Sorun çok fazla. Peki bu hayvanlar diyelim siz boğa veriyorsunuz. Kızgınlık göstermesi. Nasıl görüyorsunuz kızgınlığını? Yani siz takip o kendini belli ediyor. Bütün ama belli etmeyenler de var. Ne yapıyorsunuz o zaman? Ya şimdi bu komple köy malı çıkıyor. İçinde boğa var. O kendi. Çünkü niye birçok hayvanımız kısır kalıyor dediniz. Evet yani. Kısır kalıyor. Kısır kalması işte kendini belli etmediği için. Kızgınlık göstermediği için kısır kalıyor. Yani verelim şey, mikrofonu. Şimdi 8. aydan beri bizim köyün malın içinde boğalar yok. Çünkü boğalar ayrıldı, kurbanlığa gittiler. O mecburen kısır kalacak. Peki, yani boğa da yok. Boğa da yok. Satıyorum, kurbana gidiyor. Kurbana gidiyor, bıraktığı peki, boğa. Siz gözlemliyorsunuz yani. Yani. Bence takip etmiyorsunuz kızgınlığını. Takipsizlik var. Takip etmeyince de o hayvanla evet. Gebe bırakmanız. Çoğunluğu gebe değil o zaman. Yarısı en az doğru, gebe değil. Doğru, şimdi yarısı... Bizim 8. aydan beri mesela boga yok içinde. Yani burada tamam. Biz devlet yardım etsin diyelim. Desteklemeyi mutlaka bu tür köylere yapsın. Yapmalı da yani. Evet, yapmak zorunda hak da. Hak var. Ancak siz de kendinize, üzerinize düşeni mesela yaparsanız biraz şimdi, daha ekonomik olarak hani belli bir yere gelirsiniz. Şimdi adam ineği saklıyor, bogayı da satıyor. Şimdi bu mecbur kalacak. Bu devletle sorunu değil. Devlet tamam yarı versin. Evet. Yine de bırakmıyor o. Peki devlet verdi diyelim boğayı. O boğayı satma durumu? Satma durumu zaten 3 sene satmıyor şeyi var. Satmıyor ama, diyelim işte birçok sıkıntılar var diyelim. Gösteriyor evet. En azından. Boğa sorunlu diyor bilmem ne diyor rapor alıyor. İşlenmez hale gelmiş sıkıntılıdır onu hemen götürüp satıyor. Satıyor yani orada. Öyle bir şey de oldu. Şimdi birkaç tanesi de var hele bağlı yani bir gün nakra katmamış. Yani bu devletle sorunlu değil. Alakalı köyle. Şimdi... Yolumuz da şu anda nahır yolu da olmadığı için onu zaten şey yapıyorlar, katmıyorlar. Şimdi yani bizim... Hayır ben yolu şunu bunu o problemleri evet. Zaten hani
burada konuştuk. Onlar var. Evet. Onlarla ilgili gelir. Yani devlet şudur budur yolu yapacak insanlar, karayolları gelir. Onları yaparlar. Ancak bu mesela bu tamamen üreticinin kendisinden kaynaklanan hatası, sıkıntılar. Doğru. Yani bu kızgınlık gözleme, takip etme olayı en büyük sorunlardan birisi de bu bence. Şimdi %20'si bunu kısık kısık alacak. Adamın 20 tane ineği var, en az da 6-7'si kısık alacak. Evet. Çünkü peki bunlara yönelik veteriner hekim gelmiyor, ilaç uygulaması yok. Şey yok, şey onu yok. Belli edecek bir zamanları yok, nakırdadır. Sen takip edemiyorsun. Yüzde illaki kalacak. Başka bir yolu yok. Şimdi bu evet. Yazılan boğaları da verseler belki fazla oldu mu bir katkıda bulunurlar. Ama inşallah verirler. Hadi. Ama diyelim bu boğa verme olayı son 3-5 yıldır hani. 3-4 yıldır değil mi? Evet, evet. Ondan önce... Ondan önceki kurban bile erken olmadığı için o zaman idare ediyordu. Millet satmıyordu. Ta 8-9. Aya kadar mesela boğalar vardı. Yani boğa sorunu var köyde. Boğa sorunu var, kısırlama onda. O da bir sorun. Yani dolayısıyla kısırlık dediğimiz evet, aslında biz infertilite diyoruz. Yani döl veriminin yeterli düzeyde olmaması kısaca. Bunları tabii çözmek de hem üreticinin hem de işte yetkililerin görevi. Ortak paylaşım, ortak paydaşta bulunmak lazım. Yani hocam şekilde... bir de bu köyde sülü deleme pek raduman vermiyor. Yani birkaç kere kullandım da yani raduman vermiyor. Tabii bilmiyorum hangi programı ondan yaptınız, sonra ne yaptınız kısır da. Kısır kalıyor. Artık nasıl oluyorsa olmuyor. Peki ineklerin işte beslenme düzeyi yani vücut kondisyon skoru diyoruz. Onun çok zayıf olmaması lazım. Çok aşırı kilolu olmaması lazım. Doğrudur. Şimdi demek bizim de merrağı işte şu hayvanları görüyorsun. Bu hayvan bu merrağa göredir. Yani evet. Artık başka bir hayvan saklayamazsın. Hakkında gelemezsin. Şu an için öyle gözüküyor. Evet artık yere göre hayvan saklıyoruz. Yani o yüzden sorunumuz. Buyurun. Hocam bizim şimdi bura rakım olarak 2500 rakımındayız. Evet yüksek bir yüksek, çok yüksek. Çok yüksek bir rakımdır. 3,5 değil 2500. Şimdi bu şeyi vermiyor. Bu ondan da verim alamıyoruz. Rakım yüksek. Rakım yüksek. Doğru dürüst bir şey de yetişmiyor. Su. Genelde su. Yaylada hayvan suyumuz yok. Devlet bize gölet kaç senedir gölet yapacağız diyor. Evet, en büyük sorunlardan en birisi En büyük sorunlardan birisi gölet yapamıyor. Susuzluk. Susuzluk hayvanlarda zaten en birinci susuzluk. Yani herhangi bir şey yok. Adam maddi durumu İyi değil. 10 tane ineği var ancak onu saklayıp 5'ini satıp kaba yemini tahmin ediyor. Ondan sonra gerisini de ancak kendi geçimini yapabiliyor. Ama adam mesela sen diyorsun siz bu hayvanı niye mesela 12 ay diyelim saklamayacağız. İçeriden bağlayın veyahut içeride şey yap. O şartta uygun ahırlarımız yok. Ondan sonra yem şeyi yok. Yani o yemi o kadar yemi alıp da nerede getireceksin ki? Yem saklama yeriniz yok değil mi? Yem saklama yerimiz yok. Pahalıdır bir de. Yani ürettiğinizi satma. Peki peynir üretiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz onu? Peynir ancak kendi şeyimize göre alıyoruz. Yani o kadar fazla peynir çıkmıyor ki. Ya süt satmıyorsunuz sütü. Hep sadece kendileri tüketmek yok, için mi? Yok şimdi şöyle. Yani adamın 10 tane ineği var ancak kendi kışlık ihtiyacını karşılayabilir. O kadar verimi yok ki süt 20 verimi. 20 tane ineği varsa? 20 tane varsa tabii onun da birazını satıp da şey yapıyor. Onu yemini karşılıyorsun. İnesini, ilacını, şuyunu, buyunu. İlaçlar çok pahalı yani ilaç. Aşısı çok pahalı. Bunları da biliyorsunuz. Bizden daha siz daha iyi biliyorsunuz. Bir tane ilaç kaç para? Ben sorunlarınızı buraya not alıyorum. Evet. Evet. İlaç antibiyotik alırsan pahalı biraz. Evet. Hormon alırsan değişiyor tabii. Ağrı kesici alırsan falan. Yani şimdi bu ilaç kaç para yani o ilacına göre değişiyor. Evet. Senede zaten 2-3 defa bir aşılama devlet gelip aşılıyor. Gelip aşılıyor odur. Başka da herhangi bir şey yok. Peki buzağı ölümleri falan biraz oluyor. Da bayanlara verelim. Oluyor. Buzağların ölümü ölüyor. Evet. Buzağı ölümleriyle ilgili. Peki buzağı ölümleri
Bizim örneğin bizim bu sene bir tane danamız hani sakat doğdu. Anadan doğma sakat doğdu. Anomaliler, anomaliler de oluyor. Ha, ne kadar şey yaptık hani biz ne kadar şey istedik. Hani platin ayak istedik ama göndermediler. Hani çok uğraştık. Kaynım örneğin gitti hani veterinere falan dedi. İşte çıkmadılar köye. Öyle kaldı. Şimdi öyle sakat kalmış aynı. Peki ne yapıyorsunuz buzağı ilk doğduğu zaman yani nasıl bir şey yapıyorsunuz uygulamaya? İşte ilk doğduğu zaman hani ağ sütü diyorlar ya. Evet. İşte onu ona dikkat ediyoruz. Mesela kolostrumu bu 2-3 saat içerisinde onu vermek lazım. Onu veriyoruz hani bir 3-4 gün ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ona dikkat ettiğimiz sürece de artık danan hani bir ishali falan olmuyor. Eğer ona dikkat etmesek o zaman sıkıntı sürekli sıkıntı oluyor o danada. Hani ona dikkat ediyoruz. Yani buzağının temizliğine, hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Verin arka tarafı biraz. Hani dikkat ederiz ama ahır olmadığı için pek fazla imkan olmuyor. Yani ahır yani geniş ağır olacak, ferah olacak. Hijyen ağır, temizliğe uygun değil diyorsun. Ağır şartları hele ki abimin hiç yani uygun değil. Yapma imkanı kalksa ineklerin hepsini satması lazım ki yapacak. Bu defa da sağsa elinde bir şey kalmaz. Şimdi bizim bu yol 7 kilometredir. Arpa çayla buranın arası 7 kilometredir. Evet. 3'te köyün 2'dir 10 kilometre yolumuz yapılsa adam o 10 kilometreyi mesela 10 dakika 15 dakikada yani gezebilir. Ama şimdi 1 saate gelip gidemiyor. O mandıra da onun hesabını yapıyor. Ulaşamıyor. 1 saat geliş 1 saat gidiş 2 saat geç kalıyor. Ama yol olsa imkanlar olsa belki gelebilir. Onunla anlaşırız. Adam gelip de bize sütümüzü satarız. Şimdi kısır kalan hayvanları kendi yemini karşılayabiliyor. Bizim bölgelerinde mesela görüyoruz. Adam sütünü satıyor günde diyelim 10 kilo süt satıyor. 10 milyon. Onu da yeme verebiliyor. Ama bizde yok. Çünkü yani, yol ulaşımı olmayınca adam gelemiyor. 10 litre süt aslında inekçilik yapılan bir işletme için çok düşük bir süt. Yani söz gelişi yani adamlar yani öyle şimdi köyde var 100 tane. Herisi 10 kilo verse 1 ton yapıyor. Adam yani gelebilir. Ama imkan olmayınca, yol uzun olunca adam zarar ediyor. Her taraf yani öyle. Yol yok, ceren yok. Yani bizim sorunumuz... Peki evet buyurun. Sorunumuz %90'ı yol. Bu yolla alakalı her şey bize çözülse belki bazı şeyler çok olabilir. Çok daha iyi işler yapabiliriz diyorsunuz. Yani adam da gelebilir. Şimdi diyorum ya 7 kilometreden adam 10 dakikada gelebilir. Ama 1 saatte siz kendiniz geldiniz gördünüz. Nasıl geldiniz? Zor geldik. Zor geldin. O adamı düşün. Adam günün 24 saat akşamla bir de sabah gelip gidebilir mi? O da zor oluyor. Peki bu şeyleri seçerken, satacağınız inekleri seçerken veya danaları evet. Neye dikkat ediyorsunuz? Yani neye göre seçiyorsunuz, satıyorsunuz? Şimdi bize sürüden uygun, ayıklıyorsunuz yani. Şimdi bize uygun olmayan hayvanlar artık yaşı gelince bize uygun olmayanı biz satarız. Yani verimi düşen. Verimi düşen ya yaşlılıkla ya da sütü olmuyor ya sakat olmuştur onları satarız. Ama onu satarız da mesela bunun birisi 2 milyar ediyor şu anda. Ama 2 milyar da onun yemine yetmiyor. Başkasının yemine yetmiyor. Samanın kilosu 700. Şu anda samanın kilosu 700. O yem ürünleri de artık siz düşün. Siz bu işi daha iyi biliyorsunuz. Yani. Mikrofonu uzatalım. Arkadaş bir şeyler söyleyecek. Şimdi merada gölet olmadığı için hayvanlar düşük yapıyor. Hani dana atık atıyor. Atık da yapıyorlar. Evet. Yani susuz kaldıkları için. Sus kaldığı için yani el atmıyor devlet. Ya, yani o da bir neden ama onun belirlenmesi lazım. Kaç böyle sürü halinde mi sus atıyor? Tabii sürü halinde, nahar yoksa halinde. Yoksa tek yani merada köyün tüm mahalle yani susuz kalıyor. Yani bir sabah gidiyor. Akşam gelip köyün içinde hani su varsa onu içiyor yani düzde merada hani hiçbir gölet yok. Şimdi gölet yapamıyoruz. Mesela bunlara paracılı tozları lazım. Bizim yerlerimiz var. Kar suyumuz çok ama gölet olsalar aylarca sürebilir. Yani bu devletin sorunları. Bunları yapsalar artık kimlerin yapabilecekleri yapmıyorlar. Yani bazı birkaç yerde bizim belki daha da verimli olur. Şimdi susuz oldu mu 24 saat hayvan susuz kalıyor. Bu da kuraklık nedeniyle daha kötü oluyor. Yani bu inekler için söylemiyorum ama ortalama yani iyi verimli, iyi süt verimli inekler 130 ile 190 litre arası su içer. Yani bizim bazıları hiç suyu görmüyor. Günde bazıları hiç bir su görmüyor.
kuru otlara. Su içecek ki hayvan süt versin. Yani. Süt versin yani süt verimli. Şimdi bu kuru yerde yeşillik yok bir şey yok. Su içmeyelim mi ne verecek? Mecbur. Şimdi eğer göletlememiz var, imkanlarımız var. Devlet bizi el alsa çok imkan yerlerimiz var. Deniz yapacak yerlerimiz var. Sadece kar suyuyla. Abicim konuşmak istiyorsan buyur. Buyur. Evet. Burada yukarıda Baba Hasan diye bir gölümüz var köyün yukarısında. Orada ilkbahar karları eriyor. Ona bir yani 400 metre mesafe, 400-500 metre mesafede bir kar sularını orada kanal atsa o göle dolsa da ta bir yıla kadar öyle hayvanlar oradan onu bizim köy şeyinden olmaz ki işte bu hikmet kanalından olması gerekir. Peki bu şeyleri nereye satıyorsunuz hayvanları? Pazar mı? Arpaçay'da pazar mı kuruluyor? Şeyde Kars'tan meydana götürüyoruz. Kars'a götürüyorsunuz. Kars meydanına götürüyoruz. Arpaçay'da aslında bir iki gün gelenler de olur. Arpaçay'da pazar yok mu hayvan pazarı? Yok yok. Mal meydanı yok. Pazar yeri yok. Ama Arpaçay'ın da çok köyü var bildiğim kadarıyla. Yok. Yani 49 köy çok fazla. Herkes hayvancılık yapıyor. Evet. Her yerden gelecek ilçemiz de şey oluyor. Arpaçay da yani mahsul kalmış. Öyle pazar, hayvancılık meydanı yok şey yok. Ondan da Arpaçay'da da bile ona bakan da kaymak her neyse hikmet vali bakan yoktu ki Arpaçay çok geride kalmış. Peki bu sene bu sattığınız hayvanlardan memnun musunuz yani fiyatlarından? Yok gitti kurbanlık geri döndü kurbanlık geldiler. Bursa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya gittiler. Ha geri dönenler çok oldu. Geri çekildi. Geri mi getirdiler hayvanları? Tabii getirdi. Evet, getirdiler. Onu da bizim Tarım Bakanı sağ olsun söyledi millete çıktı dedi son gününe kadar kurbanlıkları almayı kurbanlıkları o kurbanlıklara etki verdi. Tüm mesela çiftçi yapan arkadaşları hepsine zarara uğrattı. Adam almadı son gününe kadar o da tatille bağlantılı olarak doğal olarak satımlar azaldı. Tatil o kadar tatil etki etmedi. Bizim bakanlığımızın şeydi yani çiftçiyi ezdi. Bir kere ezdi yani. Dedi kurbanlıkları almayın son gününe kadar bırakın. Bunu da inşallah görünebilir. Evet. Diyorsunuz ki genel olarak benim buradan anladığım çok fazla sorun olduğu. En son siz o zaman sözü size verin. Devletten kapatalım. Fazla bir şey istemiyoruz. Bizim bu köyde gölet yapsın meralarda falan. Yol olsun. Bir de şimdi o kanalın önünü tutsalar bu zaten bu göl dolu olacaktı. Fazla su sorunu olmazdı. Bir de yolumuz. Hani yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Çeşme sularımız çok eksik. Bir de arazi yolu yapılsın. Yani fazla da bir şey istemiyoruz. Şimdi benim anladığım burada şu sonucu çıkartıyoruz. Yani bu köyün genel sorunları. Şimdi birincisi en önemlisi yol. İkincisi su. Aslında su birinci olarak bence su sorunu. Çünkü canlıların doğal işte temiz kaliteli su. İnsan hayvan herkesin bunu kullanması lazım. İkincisi yol sorunu var. Üçüncüsü araziler çok verimli arazi değil, taşlık arazi. Burada üretim yani çok fazla kaba yem üretemiyorsunuz. Sorun o şekilde sorun var. Ve şimdi hocam dördüncüsü ve en son önemlisi bence de bu şu. Ürettiğinizi satacak yer bulamıyorsunuz. Yani evet. Özellikle sütle ilgili inekleri ya da danaları satabiliyorsunuz ama sütü satamıyorsunuz. En son kapatıyoruz. Son bir şey söyle. Artık programımız sona hocam, erdi. Teşekkür ederim. Yalnız bize şey, göletleme. Biz göletlemeyi istiyoruz. Evet. Tarımcılık da bu zaten eğer hayvanları satıyoruz, Tarım Bakanlığı da bunu el alsın. Devlete kalmasın. Tarım Bakanı yapsın. Gölet yapsın. Bize diyorsun. Gölet yapsın da hayvanlarımız susuz kalmasın. Kalmasın. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili seyirciler, bugün Melik Köyü'nde hayvancılık yapan üreticilerin birçok sorunuyla aslında köyün birçok sorunu var. Bunlar üzerinde sizlere bilgi vermeye çalıştık. Umarım yetkililer bu sorunlar üzerinde yoğunlaşır ve çözüm üretirler. Başka bir Mutlu İnekler programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.